Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 9 Temmuz 2018 günlerden pazartesi. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız ve şu an aynı anda 90.2 Radyo RT FM frekanslarından da sizlere ulaşıyoruz. Ayrıntılar diyelim ve dünya tarihi açısından çok önemli bir gelişmeyle bu akşamlık bültenimizi açalım. Dünya tarihi açısından önemli gelişme dedik çünkü tüm dünya takip ediyordu. Türkiye için bugün yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemine resmen geçtik. Cumhurbaşkanı, daha doğrusu Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün ikinci saatlerinde meclis kürsüsünde yemin etti. Yeni dönem böylelikle başlamış oldu. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Haberi sunarken de söyledik, Türkiye tarihi açısından çok çok önemli bir olay aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bugün akşam saat 21 sıralarında yeni bakanlar kurulu açıklanacak ve bundan böyle Türkiye bu sistemle yönetilecek. İnşallah tek temennimiz halk olarak bizler bu ülkeyi seviyoruz, bu vatanımızı seviyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Büyüyeceğimizin, gelişeceğimizin, daha çok adımızdan dünyada söz ettireceğimizin farkındayız. Halk da zaten böyle umdu. Bu yüzden 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na oy verdi. Merakla beklenen bir konu, özellikle saatleri 21'i gösterdiğinde Bakanlar Kurulu açıklanacak. Bunu da hep birlikte sizlerle takip edeceğiz. Devam edelim efendim. Şimdi seçimden önce döviz ve altın üzerinde oyunlar oynandı, yükseldi. Halkı bir yanda galeyanı getirmeye çalıştılar tabirini kullanırsak yeridir. Ancak seçimden sonra döviz ve altın fiyatları şu an duruyor. Yani o seçimden önceki yükseliş devam etmiyor. Konu hakkında kuyumcu Hamdi Aktağ bugün RT Haber kameralarına bilgi verdi. Bakın neler söyledi. Seçimden önce piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarını arttırdı. Seçimden sonra ise bir rahatlama yaşandı. Döviz ve altında şu sıralar büyük bir artış yok. Uzmanlar normal seviyede devam edeceğini söylüyor. Seçim sonrasında piyasalarda bir rahatlama. Bu rahatlamayla beraber hem dövizde hem de altında düşüşler meydana geldi. Konu hakkında açıklama yapan Hamdi Aktağ özellikle seçimden sonra bir rahatlanma yaşandığının altını çizdi ve şunları ifade etti. Ama biz bundan sonraki süreçte birazcık daha döviz ve altın piyasasının çok aşırı hareketli değil de birazcık daha sakin ve normal bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yaz döneminde malumunuz düğün sezonu olduğu için altın ve takı grupları daha çok tercih ediliyor. Bu dönemde de fiyatların bu seviyeler çerçevesinde devam edeceğini zannediyoruz. Seçimlerden öncesinde çeyreklerimizi 335-340 liralara kadar görmüştük. Şu anda o seviyelerin çok çok aşağısında
Düğün sezonu olduğu için de dediğimiz gibi altının tercihi daha yüksek oluyor. Şu anda bileziğin gram fiyatları 180 lira ve 180 lira civarında devam ediyor. Çeyrek altınlarımız 314 lira bugün itibariyle. Ama gün içerisinde fiyatlar çok sabit durmadığı için az aşağısı veya yukarısı da olabiliyor. Biz ileriki zamanlarda da döviz ve altın piyasasının bu seviyelerde takip edeceğini, çok hızlı yükseliş ve düşüşlerin olmayacağını değerlendiriyoruz. Belediye Başkanı Özkan Özgüven bugün önemli bir açıklama yaptı. Yaklaşık 4 yıldan bu yana görevdeyiz ve Eril merkezine 26 park yaptık dedi. Yanlarımızda işte bugün. Belediye her mahalleye en az bir vizyonel park projesiyle çıktığı yolda hemen hemen her mahallede park yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Eril'e 4 yılda 26 yeni park kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri birçok mahallede de mevcut parkların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 4 yılda Eril'imizi her anlamda daha değerli bir hale getirdik. Altyapı, asfalt, kilitli taş yapımda rekor üstüne rekor kırdık. Bunların yanı sıra modern şehir aydınlatmaları, daha yeşil orta revüçler ve kavşaklar, prestij caddeler oluşturduk. Ayrıca 26 yeni park daha yaptık ve birçok mevcut parkımızın bakım, onarım ve yenileme işlemlerini yaptık. Şehrimizde bir ilk olan Engelsiz Yaşam Parkımızı tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Sayamadığımız daha birçok hizmeti ve ilki Eril'e kazandırdık. Samimiyetle, gayretle Eril'imize önemli hizmetleri yapmak noktasında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle şehrimize hak ettiği hizmetleri kazandırıyoruz diye konuştu. Yaptığı bu parkların yanı sıra kameraların karşısına geçti. Devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Asfalttan bahsetti, altyapıdan bahsetti, sosyal belediyecilikten bahsetti. İşte Özkan Özgüven'in çalışmaları hakkında yaptığı o konuşma. Evet, şu an itibariyle Ereğli'mizin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışıyor. Bu anlamda Ereğli'mizi daha nasıl güzel hale getirebiliriz, daha güzel bir Ereğli için hemşehrilerimiz de bunu yakından takip ediyor. Bir taraftan asfalt, bir taraftan kilitli taş, bir taraftan sosyal belediyecilik. Her an ve her zaman hemşehrilerimize güzel hizmetler sunmanın çabasındayız. Ereğli'mizde gerçekten asfalt ve altyapı konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Altyapıda 4 yıldan beri yaptığımız temeline kadar inerek gerçekçi yaklaşımlarla geleceğimize yönelik bir şehir bırakma sürecinde bunu hemşehrilerimiz hep birlikte gördüler, yaşadılar. Bu bağlamda zaman zaman sıkıntılar oldu. Zaman zaman vatandaşlarımızın tozdan, gürültüden etkilendikleri oldu. Ama bu açıdan bunu düşündüğümüzde gerçekten kalıcı hizmetler noktasında çalışmalarımız sürüyor. Şimdi asfaltla ilgili büyük hamleler yapıyoruz. Bu yıl gerçekten yaptığımız ve yapacağımız asfalt miktarı, çalışmaları çok kayda değer olacak. Bunları rakamsal bazda vatandaşlarımıza da ortaya koyacağız. Onları da bilgilendireceğiz. Hemşehrilerimizin bize olan ilgisine, teveccühüne, yaptığımız hizmetler noktasındaki bize olan böyle güvenlerine, bunlar gerçekten basit şeyler değil ve bizi motive ediyor. O açıdan ben tüm hemşehrilerimize müteşekkirim. Ereğli Belediyesi olarak mali disiplin noktasında, efendime söyleyeyim yatırım noktasında şu ana kadar güzel bir örnek uygulayarak güzel çalışmalar yaptık. Hani asfalt falan deyip geçmemek lazım. Çok bunlar maliyet açısından yüksek şeyler ama gerçekten şükürler olsun ki bu konudaki hizmetlerimiz de devam edecek. Ben bu vesileyle zaman zaman eleştirilere dikkate aldığımızı, zaman zaman bazı eleştirilerin de çok haksız ve bizleri üzdüğünü de belirtmek isteriz ama
biz Ereğli için arkadaşlarımızla, ekibimizle çalışmalarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi durmak yok, yola devam anlayışıyla hizmetlerimiz sürüyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde daha güzel bir Ereğli, daha değerli bir Ereğli ve yaşamak hepimize bu anlamda bir oluşum sağlayacak, bir katkı sağlayacak. Bunları hizmetler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Bunları değerlendiren vatandaşlarımıza, kamuoyuna da ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, birkaç gün sonra Ereğli Şehit Aileleri Derneği tarafından özellikle Karadeniz bölgesinde bir gezi düzenlenecek ve bugün Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan konu hakkında bilgi verdi. Elleri öpülesi şehit ailelerimiz. Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak düzenleyecekleri gezi hakkında açıklama yaptı. Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 45 kişilik bir grupla Ereğli'deki şehit yakınlarını 7 gündüz 6 gece olmak üzere Sarıkamış, Erzurum, Rize, Artvin, Batum, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya illerini gezdirmeyi planlayarak maliyet araştırması yaptık. Projenin yaklaşık maliyetini tespit ettikten sonra bu talebimizi ve Ereğli Şehit Yakınları Sarıkamış'ta adlı projemizi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2017 yılı ikinci proje çağrısına 22/3/2018 tarihinde yönetim kurulu olarak karar aldık, başvuruda bulunduk. Projemiz değerlendirildikten sonra kabul görerek onaylanmış olup uygulamaya geçilmesi istenmiştir. Tarihte yeniden revizyon yaparak 13 Temmuz akşamı saat 20'de Ereğli'den çıkış yaparak 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Temmuz tarihleri arasında gezimizi gerçekleştirmeyi 20 Temmuz akşamı geziyi bitirerek gece yola çıkıp 21 Temmuz'da 2018 Cumartesi sabahı Ereğli'de dönmeyi planladık ve gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bu projenin amacı ve hedefleri şunlardır. Şehit ailelerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, ahdi vefa göstermek, Sarıkamış şehitliğimizin şehit aileleri ve yakınları tarafından ziyaret edilmesini sağlamak, güzergah üzerindeki farklı illeri göstermek ve gezdirmektir. Milli manevi değerlerimizi yerinde anlatıp yaşatarak vatanımıza olan bağlarımızı güçlü tutmaktır. Öncelikle bu projemize destek vererek bizleri onurlandıran, bizlere imkan sağlayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e, Dernekler Dairesi Başkanımız Yılmaz Doruk Bey'e, bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Ereğli Kaymakamımız Ömer Yaren Bey'e, Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven Bey'e, bu organizasyonun başından sonuna kadar emeği geçen, bizlere destek olan herkese şahsım, derneğim ve şehit aileleri adına çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenler, günü içindeki gelişmeleri eritajans.net adlı haber sitemizden takip etme imkanınız var diyelim. Ereğli gündeminin ardından Türkiye gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. Böylece parlamenter sistem de sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanı meclisten ayrıldıktan sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı göreve başlama töreni düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. O tören, yabancı devlet adamları, iş, sanat ve spor dünyasının yanı sıra 20'den fazla devlet başkanı ve 2 de Milli Meclis Başkanı katılacak.
saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıklamak için kameraların karşısına da geçecek. Kabine kimlerden oluşacak? Meclisten isimler olacak mı, olmayacak mı sorularının cevabı saat 21'de Erdoğan tarafından verilmiş olacak. Bu haftaki bir diğer önemli madde ise meclis başkanlığı. AK Parti'nin adayı son başbakan Binali Yıldırım. Yıldırım'ın başvurusunu Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkan Vekilleri yaptı. MHP aday göstermeyip AK Parti'yi destekleyecek. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ise adayları henüz netleşmedi. Meclis başkanları için seçim 12 Temmuz'da yapılacak. Meclis başkanlık seçiminde ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oy. AK Parti ve MHP'nin sandalye sayısının toplamı 343. Bu tabloda Yıldırım'ın 3. turda meclis başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin de bu hafta belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz hain darbe girişiminin de yıl dönümü yaklaştı. 15 Temmuz Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Millet Darbeye Dur Dedi sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek görevine başlaması sebebiyle külliyede dev bir tören düzenlenecek. Bu törene 22 ülkenin devlet başkanı veya cumhurbaşkanı katılacak. Bunlardan biri de Venezuela lideri Nicolas Maduro. Tören öncesinde Venezuela lideri Nicolas Maduro da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın yemin etme törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Araç kullanırken çekilen görüntülerini paylaşan Maduro, şu anda Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etme törenine katılmak için Türkiye'ye seyahat ediyorum yorumunu yaptı. Tekirdağ'da yolcu treni devrildi, adeta can pazarı kuruldu. 24 kişi demir yığınlarının altında can verdi. Onlarca yaralı var. Geçmiş olsun, trende miydiniz? Sağ olun, trendeydik. Nasıl atlattınız kazayı? Bizim vagondan itibaren bütün vagonlar devrildi. Bir sürü ölü ve yaralı var. Biz de savrulduk, camdan çıktık. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Abi geçmiş olsun. Trende miydiniz? Trende, çocuklar trendeydi. Çocuklar trendeydi. Ben değildim. Onları mı aldınız şimdi? Var mı bir şey? Yok yok. Geçmiş olsun. Korkunç kaza saat 17'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. 6'sı personel, toplam 368 kişiyi taşıyan trenin 5 vagonu Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede devrildi. Kazanın nedeni ise tren raylarının altındaki toprağın yoğun yağış nedeniyle kayması. Bölgede yağış vardı. Ama yani kıyı, biz o bölgeye geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu. Yani kimse ne olduğunu anlayamadı zaten. Bu kadar kısa bir sürede zaten vagonların yönüm benim arka vagonlara, en önde vagondaydık biz. Bizim kurtulmamış mucizeydi. Yani Cenab-ı Allah bize çok büyük yardım etti. Evet, kendi imkanlarımla çıktım. Tam devrildi, boşta kaldım. Cam vardı, kırılmış mı artık bilmiyorum, açıktı. Oradan tırmandım, çıktım, atladım yere işte. Kaza yerinin karayolundan yaklaşık 3 kilometre uzakta olması kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yardım etmek isteyen vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle bölgeye gitmeye çalıştı. Olay yerine 100'den fazla ambulans, kurtarma helikopterleri ve yardım ekibi sevk edildi. Çalışmalar gecenin karanlığında da devam etti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'la Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tren kazasında yaralananları ziyaret etti. Yaralıların tedavileri Tekirdağ ve Çorlu Devlet Hastanelerinde devam ediyor. Kazanın yaşandığı noktada çalışmalar sürüyor. Japonya sel ve heyelanla mücadele ediyor. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.
Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını ve birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 13 binden fazla eve su verilemiyor ve 267 binden fazla ev hala elektriksiz. Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi. Yaklaşık 80 kişiden haber alınamıyor. Kayıp olanlar için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Turistik ziyaret amaçlı gittiği 4 günlük Kudüs gezisinden dönmek için Tel Aviv'de bulunan havalimanına giden Ebru Özkan'ın tutukluluk hali devam ederken İsrail savcılığı Özkan'a ilişkin iddianamesini tamamladı. Askeri mahkemeye sunulan iddianameye göre Özkan, Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve düşman bir tarafın gönderdiği parayı ülkeye sokmakla suçlanıyor. Mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan'ın gözaltı süresini bir gün daha uzattı. Özkan'ın avukatı Ömer Hama ise müvekkilinin serbest bırakılacağını umduğunu belirtti. Hama ise Özkan'ın 500 doları Filistinli bir gence verdiğini doğruladı ancak gencin Hamas'ın mensuplarından biri olduğunu bilmediğini ifade etti. Özkan'ın sorgulanmasının Arapça yapıldığını kaydeden Hama ise Arapça bilmeyen Özkan'ın ifadelerinin mahkeme salonunda İbranice'ye çevrildiğini ve çevirinin bazı kısımlarında yanlışlık yapıldığını da söyledi. Hatay'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tüm Türkiye günler boyu ondan gelecek güzel bir haber bekledi ama ne yazık ki 8. günün sonunda acı haber geldi ve minik ufuğun cansız bedenine ulaşıldı. Allahu ekber ve lillahi rahmet. Küçük çocuk kaybolduğu Arpalı Uşağı mahallesine 5 kilometre uzaklıktaki Katığın Kayası mevkiinde bulundu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi ilk olarak Kırıkhan ilçesindeki evlerine getirildi. Helallik alındı. Acılı ailenin ayakta duracak gücü kalmamıştı. Allahu Ekber! Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar'ın cenazesi dualar eşliğinde Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Allahu Ekber! La ilahe... Eba Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eba. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eba Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eba Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eba Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek
tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli'de yeni bir mağaza açıldı. Bayan giyim üzerine iddialı olan Deniz Butik, açılışı özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kaliteli ve marka ürünleri Ereğli bayanlarıyla buluşturan Deniz Butik'te adeta yok yok. Açılışı özel gömlek, ceket, pantolon, askılı kutulu ve daha neler neler. Gelin, görün, farkımızı fark edin. Deniz Butik, Hacı Müteahhit Mahallesi, Rasim Ereğli Caddesi, Pembe Köşk Apartmanı 6, Adese karşısında. Telefon 712-14-15. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli ile 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli ile 122 kilometre soğuk asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 412 kilometre soğuk asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Mutlu çocuklarıyla Ereğli daha değerli. Hadi çocuklar, yaz panayırı çocuk atölyesi başlıyor. Zeka ve akıl oyunları, sosyal beceri, görsel sanatlar, hayata dair her şey atölyeleri, oyun ve sportif faaliyetler köşesiyle eğlence çocukları bekliyor. Birinci geleneksel yaz panayırı çocuk atölyesi 2 Temmuz 1 Eylül arası sabah 9'dan akşam 18'e kadar Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde. Tüm çocuklarımız davetlidir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.